Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mayıs ayı favorilerimden oluşan bir video hazırlamak istedim. Şimdi hemen videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basmayı unutmayın. Her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak videolar yayınlıyorum. Ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza başlayabiliriz. Öncelikle cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Ardından renkli kozmetik ürünlere geçeceğim. Hemen cilt bakım ürünlerinden konuşmaya başlayalım. Bir tane nemlendirici kremden bahsedeceğim. Clinic Moisture Search serisindeki nemlendirici kremleri bu ara yoğun bir şekilde kullanıyorum ve oldukça da memnun kaldım. Özellikle bu SPF 25 içerikli olan lekeye meyilli olan cildime çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Sabah rutinlerinde bunu kullanıyorum SPF 25 içerikli olanı. İçerisinde aloe vera bioferment içeriği de var. Patentli bir içerik bu. Nem vermesi muhteşem. Cildinize uyguladığınızda çok güzel dağılıyor cildinizde. Karma yağlı ciltli olduğum halde cildimde yoğun ve yağlı bir hissiyat yaratmadı. İçerisinde 4 farklı kimyasal koruyucu filtre bulunuyor. E cildinize uyguladığınızda dediğim gibi o beyaz beyaz duruşu yaratmıyor. Nem harika hissettiriyor cilde. Gün içerisinde de makyaj altında da o nemli dokuyu hissediyorsunuz. Yalnız SPF 25 içerse de bunun üzerine mutlaka güneş kremi uygulamanız gerekir. Çünkü nemlendirici kremleri uyguladığımız miktar çok az. Ama içerisindeki SPF miktarının santimetre kare başına cildimizde yeteri kadar etkili olabilmesi için iki parmak yöntemine göre uygulanması gerekiyor. Bu kadar fazla nemlendirici kremi cildimize uygulayamayacağımız için bunun içerisindeki koruyucu filtre alttan bir kalkan. Üzerine de güneş kremiyle yeterli bir koruyucu uygulamak gerekiyor. Hatta size yapısını da göstereyim. Şöyle bakın uyguladığımda hemen dağıldı ve hemen yok oldu. Ama nemli hissiyatı çok çok güzel ve yumuşacık. Dokusunu ben çok sevdim. Bulutsu böyle harika bir dokusu var. Kavanozun yarısına geldim zaten. Her sabah bunu kullanıyorum düzenli. Dediğim gibi leke yemeğiyle ciltlerin özellikle kullanırken bayılacağı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Her cilt tipi de rahatlıkla kullanabilir bence bu kremi. Nem vermesi harikaydı. Bir diğer nemlendirici kreme geçeceğim. Bu da yine leke yemeğiyle olarak akşam rutinlerimde çok severek boy içerisinde kullandığım bir nemlendirici krem oldu. Yaz geliyor yazın birazcık daha güneşin etkisi fazla oluyor. Bu yüzden de AHA içerikli ürünleri rutinlerden biraz çıkarmayı düşünüyorsanız eğer veya yoğun kullandığınız, yoğun içerikli olan EHA ile serumlarınızı rutinlerinizden birazcık çıkarmayı düşünüyorsanız o zaman AHA içerikli olan nemlendirici bir krem önerebilirim size. Bu krem gerçekten cildimde harika etkileri olan bir nemlendirici krem. Aslında daha önce de bahsettiğim Pure Choice'un leke karşıtı cilt bakımı kremi bu. Akşam rutinlerinde kullanıyorum. İsteyen cildine iyi geliyorsa böyle gün aşırı gibi de uygulayabilir. Çünkü içeriklerdeki AHA oranı daha düşük ve aynı zamanda bu krem formunda olduğu için serumlar gibi hemen böyle yoğun ve edici bir etkisi de olmuyor. O yüzden de çok beğendim bir krem. İçerisinde yatıştırıcı azelik asit de var. Azelik asit, arbutin ve AHA'lar düşük oranda bulunduğu için ciltteki hissiyatı nem vermesi de mükemmel ve lekeler üzerindeki etkisi de harika. Ben bunu akşam rutinlerimde kullanıyorum. Retinol kullanmadığım zamanlarda kullanıyorum AHA'larda bulunduğu için. E, ancak cildimdeki etkilerden oldukça memnun kaldığım için favorilerde sizlere bahsetmek istedim. Hemen bunun da yapısını göstereceğim size. Şöyle. Bakın. Sürdüm ve hemen emildi gitti. Ve böyle parlak parlak değil ama nemli nemli bir hissiyatı var. Akşam rutinlerinde cildime bunu sürüyorum. Yumuşacık bir hissiyatı var. Ve kesinlikle lekelerim üzerinde baskılama etkisini gözlemledim. Aynı zamanda son dönemde çıkan, yakın zamanda çıkan o sivilcelerden kalan kırmızı lekelerin de hızlı toparlanmasına destekleyici bir ürün olduğunu da gözlemledim. O yüzden de bu ay içerisinde özellikle favorilerime tekrardan ekleyerek sizlere de hatırlatmak istedim. Pure Choice'un leke karşıtı cilt bakım kremiydi bahsettiğim ürün. Mayıs favorilerimden bir tanesiydi. Bir diğer favori aslında geçen ay bahsetmiştim bu favoriden. Garnier'in BHA içerikli olan güneş kremi. Harika bir dokusu var. Yüzümde bugün bu var. Yani makyajın altında bu ürün var. Sürdüğüm zaman cildimde böyle kaymaksı, ipeksi bir hissiyat var. E, bu bitmek üzere. Bir iki kullanımlık kaldı içerisinde. Bitince tekrardan yenisini alacağım. Çünkü sarı olandan stoğumda vardı. Bundan yoktu. Bir de aynı zamanda L'Oreal'in bu şey shake olan içerisinde yine sasilka bulunan o leke karşıtı olan güneş kreminden de iki tane yedeğimde olduğu için bundan almamıştım ama yedekleyeceğim. İndirimde yakalayınca hemen yedekleyeceğim. Sık sık da indirime giriyor zaten. Sasilka ve niacinamid var içerisinde. Koruyucu fiteler bakımından da kimyasal koruyucu fiteler, yeni nesil fitelerde bulunan bir ürün. Likit yapıda, mat dokuda, çok böyle su gibi uygularken sürüyorsunuz. O yüzden kaşıkla ölçü daha kolay olacaktır. Parmağı sıkmanız ve ölçüyü denk getirmeniz çok fazla mümkün olmuyor. Ben bu tür sıvı kremleri ölçü kaşıyla 1.25 mililitrelik olan ölçü kaşıyla uyguluyorum. Benim için daha pratik oluyor açıkçası uygulaması. Yine aşağı detaylara da yazarım. Ölçü kaşığı isteyenler de oluyor bazen öğrenmek isteyenler. Böyle set olarak satılıyor açıkçası. Tek başına ben bulamadım. Ama o ölçü kaşığını hep çantada taşıyorum. Diğerlerini de mutfakta kullanıyorum öyle söyleyebilirim. Bu Garnier'in BHA içerikli olan cildimi pürüzsüz yaptı. Çünkü içerisinde niacinamid var. Sebumu dengeliyor. BHA var. Salisilik asit gözenekleri temizliyor. O yüzden yağlı karma ciltler, lekemeyli ciltler, gözenekleri tıkalı olan ciltlerin çok sevebileceği, yağlı görünüm istemeyen ama nemli ve mata yakın cildinde böyle çok parlama olmadan bir görünüm isteyenler rahatlıkla bu ürünü bence kullanabilirler. Güneş kremi olarak bayıldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Garnier'in BHA Niacinamide Daily UV Invisible Mat adındaki güneş kremi. Bir diğer beğendiğim ürüne geçeceğim. Bu da bir yağ bazlı temizleyici. True Care'in PHA Cleansing Oil adındaki yağ bazlı temizleyicisini kullanıyorum bu ara. Bu ürün çok kolay makyajı temizliyor. Daha önce de sizlere bahsetmiştim aslında bu üründen. Bu ara elimin altındaki ürün olduğu için Mayıs ayında da kullandığım ürünler içerisinde makyajı çözmesi, güneş kremini çözmesi bakımından beğendiğim bir ürün, göz yakmaması bakımından beğendiğim bir ürün. Cildimde herhangi bir şekilde sivilce yapmadı, gözenek tıkanıklığı oluşturmadı. Çok kolay uygulanan bir ürün olduğu için eklemek istedim. Hatta takipçilerden de bu ürünü siz önermişsiniz, iyi ki almışım diyenler de olduğu için tekrardan burada da sizlere bahsetmek istedim. İçerisinde yeşil çay var. Yatıştırıcı, sakinleştirici içeriklerden. Aynı zamanda kombuça bulunuyor, probiyotik içeriklerden. Onun dışında çinko var. Özellikle sivilceli akne emeği ciltlerin çok seveceği bir içerik ve aynı zamanda bunun içerisinde PHA bulunuyor. Nazik arındırıcılardan bir tanesi. Bu yüzden de ben cildimdeki uygulamalarda Tertemiz temiz yapmasını, gözeneklerimi temizlemesini, bunun yanında cildimi kurutmamasını üzerine uyguladığım genellikle bundan sonra aynı markadan giderek True Care'in yine yüz temizleme jelini kullanıyorum ben. İkisini peş peşe uyguluyorum. İkisinin birlikte uyumuna da oldukça fazla beğeniyorum açıkçası cildimde. Uyguladığımda en son temizledikten sonra kesinlikle böyle kuruluk, gerginlik hissetmiyorum göz yakmaması, çabuk arınması, çok uğraştırmaması hoşuma giden yanları. Aynı zamanda bunlar parfümsüz ürünler. İçerikten dolayı böyle hani kullanırken bir koku duyabilirsiniz ama kötü bir koku da değil. Onu da belirtmek istiyorum. Hani böyle parfümlü ürün sevmeyenlerin de tercih edebileceği bir ürün olduğunda da belirteyim. Benim çok severek kullandığım bir yağ bazlı temizleyici oldu. Mayıs ayı favorilerinden de arzu edenler dediğim gibi jel temizleyicisiyle birlikte de ardarda arda kullanabilir. Bu şekilde de oldukça verim aldığım ürünler oldu. Bir de tonikten bahsedeceğim cilt bakım ürünlerinden. Rice Toner. Daha önce de kullanmıştım. I'm From markasının Rice Toner'ı. Daha önce de kullandım, bitirdim. Bu elimin altındaki yedeğimdeki kişilerden bir tanesiydi. Açtım, kullanmaya başladım ve böyle yani ben bu ürünü niye bu zamana kadar açmamışım diye düşündüm. Kullanırken de zaten bayılarak eski videolardan, eski takipçiler de bilir. Bayılarak anlattığım ürünlerden bir tanesiydi. İçerisinde pirinç özü bulunuyor. %77 oranında pirinç özü var. Ve cildinizi aydınlatma yönde etkileri var. Aynı zamanda nem de veriyor. Çok güzel nem veren bir ürün. Kullanmadan önce mutlaka çalkalayın. Çünkü ayrışabiliyor bazen. E, dibe daha çok çökebiliyor pirinç özü. Yüksek oranda pirinç özü içeriğiyle nem verme etkileri bakımından da bayıldığım bir ürün oldu. Sabah akşam ben kullanıyorum. Leke meyli ciltlerinde çok sevebileceği bir içerik. Pirinç özü özellikle cilt aydınlatma böyle cildi daha berrak gösterme etkileri olan bir içerik. Özellikle dediğim gibi sabah rutinlerinde kullanıyorum ki ardından C vitamini kullanıyorum. Hiçbir sorun yaratmıyor. Akşam rutinlerinde kullanıyorum. Ardından retinolümü de kullanıyorum. Hiçbir sorun yaratmıyor. O yüzden e, nemlendirici içerikleri bakımından ve aydınlatma içerikleri bakımından da pek çok ürünle de kombinleyip kullanabileceğiniz bir tonik. E, bu yüzden de hatırlatmak isterim bu tür ürünlere ilgisi olanlar veya denemek isteyenler için I'm From'un Rice Toner'ı hem nem veren hem de aydınlatıcı etkileriyle beğendiğim bir üründü. Şimdi artık geçiyorum makyaj ürünlerine hemen. Birçok makyaj ürünü var. Çoğunu da bugün uyguladım zaten. Ten ürünlerinden başlayacağım. Bu ay deneyip de çok beğendiğim bir ten ürünü. Favorilere de giren bir ürün. Revolution'ın Skin Silk adındaki bu fondöteni oldu. Bu fondötenin yapısı dokusu benim Revolution markasından uzun zamandır e, aradığım, beklediğim bir fondöten diyebilirim. Genelde Revolution markasındaki ki denediğim fondötenler ya çok yoğun ya böyle çok daha kuru bitişli, mat bitişli gibi oluyordu. Bu fondötenin dokusuysa tam sevdiğim ince yapılı ve aynı zamanda bitişi de daha aydınlık ve daha parlak bitişli olanlardan. Çok böyle parlak parlak derken nasıl diyeyim çok böyle yansımalı bir parlaklığı yok ama cildimde karma yağlı cildimde duruş olarak gün içerisinde e, benim istediğim gibi duran bir fondöten oldu aşırı yoğun kapatıcılar gibi değil o yüzden de böyle kabuk gibi yapay sanki böyle tenime ait olmayan bir şey sürmüşüm gibi durmuyor. Doğal bitişini, doğal duruşunu çok sevdim. Fırçayla uyguluyorum ve ardından da süngerle üzerinden birazcık geçiyorum. Benim kullandığım F6 olan rengi bayıldığım bir fondöten oldu. Bu yazda ben bunu rahat rahat kullanırım çünkü böyle ağırlık yapmıyor. Sürdükten sonra uygulama sonrasında tenimde sanki bir şey yokmuş gibi hissediyorum. Sanki böyle fondöten, bir krem hiçbir şey sürmemişim gibi bir hissiyat var. Bu yüzden de beğendiğim bir ürün. Çizgilerde birikme yapmadı. Nemli hissiyatını dokusunda oldukça fazla beğendim. Revolution'un Skin Silk fondöteni bu ayın favorilerindendi. Bir diğer favori ürün allık. Bu allığı paylaştım. Nude Sticks'in Not and Spice adlı allığı. Bu aslında yeni bir ürün değil ama yani oldukça uzun zamandır elimde olan bir allıktı. Tabii ki allık bolluğu içerisinde bu ay en çok elim buna gittiği için bunu sizlere anlatmam gerekiyordu. Bu mat renklerinden farklı kategorileri var çünkü bu stick şeklinde şeklindeki ambalajlarda mat seridekilerden Naughty and Spice rengi aşağıya ekleyeceğim. Rengini size göstereceğim şimdi. Böyle çok tatlı bir pembe tonlu ama sıcak tona yakın bir pembe. Böyle soğuk bir pembe değil. Ve böyle mercan değil yani bu renk. Mesela bunu soranlar olmuştu. Pastel allıklardan 42 numaraya benziyor mu diye. Hayır benzemiyor karşılaştırdım. O birazcık daha böyle mercan tona yakın gibiyken. Bu daha böyle bir mau tona yakın ama sıcak tonlu. Çok güzel duruyor. Yani kalıcılığı da harika bunun. Elimin altında şu anda böyle aydınlatıcı gibi o nemlendirici krem olduğu için birazcık parlak bitişli oldu hafifçe. Ama duruşu çok güzel. Sim yok kesinlikle içerisinde. Krem gibi pıt pıt isterseniz elinizle sürün. İsterseniz de alt tarafında kendi fırçası var zaten fırçayla da dağıtabilirsiniz bu şekilde. Ben oldukça fazla beğendim. Bu ay en çok kullandıklarımdan oldu. Nude Sticks'in Nudies All Over Face Color serisindeki matlardan Naughty and Spice rengi olan bu allık benim bu ayki favorimdi ve makyaj çantama geri koyacağım. Bu ay tekrardan kullanmaya devam edeceğim. Bir diğer allık favorisi de bugün makyajımda da gördüğünüz allık. Bu kullandığımda NYX'in Wonder Stick'lerinden elimdeki rengi Deep Magenta and Ginger rengi. Rengi. Bu iki tarafında da kullanabileceğiniz krem allıklar bulunan bir seri şu şekilde bir tarafı pembe bir tarafı da hafif kiremit tonlu yani kiremit kızıl sıcak tonlu bir rengi var. Şimdi ikisinin de rengini size göstereceğim onu da bu tarafta gösterelim. Şöyle pembe baya böyle bir canlı bir pembe fakat dağıttığınızda bunlar ikisi birbirine karıştığında çok güzel oluyor. Diğer taraftaki de kiremit kızıl böyle birazcık daha böyle canlı turuncuya bakan gibi duruyor ama aslında kiremit rengine de yakın bir tonda. Şimdi bunların ikisi dağıttığınızda harika duruyor. Böyle göründüğüne bakmayın. Dağıttığınızda bu kadar fazla sürmeye de gerek yok zaten. Ben size rengi göstermek için fazla sürdüm. İster pembe tonlu sevenler bakabilir. İsterse pembeyi kullanmıyorum ben daha sıcak tonlar kullanıyorum diyen bu şekilde bakabilir. Bakın dağıttığınızda renkler böyle. İsterseniz de benim yaptığım gibi bugün makyajımdaki gibi bu iki rengi karıştırarak da şöyle karıştırıyorum iyice. Burada tabi bol bol sürdüğüm için böyle oldu ama güzel renkler elde edebiliyorsunuz. Pembenin yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. Kızılın yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde uygulayarak makyajda böyle çok güzel bir ton yakalayabilirsiniz. Ben gerçekten bunun tonuna bayıldım. Kullanım kolaylığı da çok güzel. Çantalı taşımak da oldukça pratik. İndirime girdiğinde bence bakılabilecek ürünlerden bir tanesi. Nixon Wonder Stick'lerinden dediğim gibi Deep Magenta and Ginger rengiydi benim kullandığım. Bu da Mayıs ayının favorilerinden bir tanesiydi. Bu ay uygun fiyattan iki tane makyaj ürünü çok beğendim. Bir tanesi Moa'nın paleti. Bunu zaten uygulamıştık göstermiştim. Çok güzel renkleri var. Işıltıları harika. Buradaki biraz daha krem dokuda, ortadakiler mat renkler. Buradaki de ışıltısı da harika. Uygun fiyattan bir palet arıyorsanız Ütopya palet bu. Buna mutlaka bakmalısınız. Gözümdeki gibi duruyor. Çok başarılı. Gözümdeki far paletini de şimdi göstereceğim size. Böyle bir rengi var. Renkleri de, ışıltıları da birbirine yakın. O yüzden İsteyen istediği palete de bakabilir. Bu biraz daha açık pembe tonunda. Pembeli mavili gibi bir geçişi var. Şöyle bir rengi var ışıltısının. Zaten çoğunlukla bu ışıltılı farlar bizi cezbettiği için far paletlerini gidip alıyoruz. Böyle bir rengi var. Soğuk tonlu pembeler ve böyle birazcık daha taş renklerine yakın kirli pembe gibi renkler var. Buradaki renk de yine çok güzel bir ışıltılı ve krem far. E buna bakabilirsiniz. Utopia palet çok uygun fiyata geliyor indirimde. Bir de benim beğendiğim diğer bir palete Sephora'nın bu Color Shifter paletlerinden. Strange Red Puppy paleti oldu. Burada da bir renk var. Onu da size göstereceğim. Bugün benim makyajım bu palet. Onu da hemen yanında göstereceğim şöyle. Diochrome ışıltılı bu farları ben çok seviyorum. Böyle bir anda makyaj çok uğraşılarak yapılmış bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu tarafta daha kızıl alt tonlu olan renk. Bu taraftaki ise daha böyle morumsu, lilamsı gibi bir ışıltısı var içerisinde gördüğünüz gibi. Açık tonlar isteyenler bu muaya bakabilir. Daha romantik renklerde. Kızıl tonlar isteyenler de Sephora'nın bu Color Shifter paletine bakabilir. Bu elimdeki Strange Botanicals, Strange Red Puppy olan paletti. Bunun da özellikle aynasının çıkmasından dolayı da ben seviyorum. E, palet bittiği zaman geri dönüşüme gidecekse eğer ayna içerisinden çıkarabilirsiniz. Bu şekilde çantanızı atıp da ayrı bir ayna olarak da kullanabilirsiniz. Aynı

Böyle lastikli olduğu için lastiği taktığınızda çantanızda açılma şansı da yok. Bu şekilde taşınabilen güzel paletlerden. Farklı renkleri var. Tercihe göre bakılabilir. Bence kullanışlı ve farların performansı, matların dağılımı olarak da çok beğendiğim bir palet oldu. Bu ay en çok kullandıklarımdan bir tanesiydi. O yüzden de favorilerde anlatmak istedim. Bir de dudağımdaki üründen bahsedeceğim. Bunlar teknik markasının lip oilleri. Lip oillere çok fazla bu yıl düştük diye söyleyebilirim. Farklı markaların lip oilleri çıktı. Hepsini denedik. Hepsini kullandık. Yabancı yüksek fiyatlı markalardan da, yabancı uygun fiyatlı markalardan da, yerli markalardan da bir sürü lip oil'ler çıktı. Teknik markasının lip oil'lerinden bu elimdeki Punch Bowl rengi benim çok hoşuma giden bir renk oldu. Genelde günlük... Rahatlıkla kullanabileceğim bir tonda. Altına dudak kalemi geçmenizi tavsiye ederim. Dudak kalemi geçtiğinizde, benim bugün altta dudak kalemi de var. E, alttaki dudak kalemi de Flormar'ın Rose Bush olan waterproof lip liner'larından dudak kalemi. E, üzerindeki bu renkte uyumunu çok beğendim ben. Böyle hafif bir tipi tip sakızlar gibi bir kokusu var. Lip oil olarak dudaklarımdaki nemi ve böyle yapışkan olmaması, uzamaması, rahat durması, konforlu hissettirmesi, nemlendirmesi bakımından da beğendiğim bir seri oldu. Kendi zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Mesela kırmızı bir rengi var ama ben çok bu kırmızıyı günlükte fazla kullanabileceğimi düşünmüyorum ama belki yazın olabilir. Böyle neşeli, e, renkli bir makyajda kullanabilirim. Aynı zamanda böyle bir tonunu denemiştik sizlerle. Birazcık daha kahve, bordoya bakan tonlarda. Bu da oldukça güzel yine. Daha koyu renkleri sevenler buna da bakabilirler. E, ama ben en çok gün Gönüllük makyajlarımda bu punch Ball adındaki rengi beğendim ve bunu kullanıyorum. Daha böyle pembe tonlu olduğu için daha canlı, daha romantik duruyor açıkçası. Bunlar dediğim gibi beğendiğim ürünlerden de. Son olarak bir tane daha favoriden bahsedeceğim. Bu da tabii ki Firework maskara. Bu ayın favorisiydi. Çok güzel bir maskara. Kirpiklerimde de bunu uyguladım. Kalıcılığı efsane güzel. Duruşu çok başarılı. Uygulama kolaylığı harika. İndirimdeyken bence kaçırmayın derim. Şöyle bir... Tarak kısmı var oldukça esnek ve kalın silikon ince kısa kılları var ama şu uç tarafı yani fırça kısmı buradaki sap kısmı ile hemen hemen aynı gidiyor. Kalın bir fırça kısmı var böyle kum saati gibi olanlardan değil bununla birlikte çok güzel kirpikleri kıvırıyor ve açıkçası kalıcılığı da harika kirpik diplerimde herhangi bir yanma yapmadı dökülme yapmadı. Çok beğendiğim bir maskara oldu. Bu yaz kesinlikle evimde çok sık göreceklerinizden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu da ayın favorilerinden de Maybelline Less Sensational serisinin Firework maskarası. Bir de son olarak makyaj sabitleme spreyinden bahsedeceğim. L'Oreal Infallible 3 Second Setting Mist olarak geçen 36 saate kadar makyajınızı sabit tuttuğu söylenen bu makyaj sabitleme spreyi. Ben makyaj sabitleme spreyi çok fazla kullanmıyorum ama kullandığım zaman da bundan aşırı memnun kaldım. Nedenine gelince şöyle ki pudralı görüntüyü çok fazla sevmiyorum. Ama makyajın da olduğu gibi yerinde durmasını istiyorum. Makyaj sabitleme spreyleri sıkarken böyle bazen zerrecikler püskürtüyormuş gibi oluyor. Bunda ise asla öyle değil. Bunu sıkarken size şöyle göstereceğim. Bakın. Yani böyle bir Solu muyum şimdi bu arada? Böyle bir sanki deodorant sıkıyormuşsunuz gibi sprayer'a çalışıyor. O yüzden de açıkçası teninizde böyle noktacıklar, zerrecikler bırakmıyor. Çok güzel bir şekilde dağılıyor. Kesinlikle makyajı sabit tutuyor. Hemen zaten donuyor kalıyor. Ve böyle cildinizde de kuru kuru bir görünüm de yapmıyor. Nemli bir görünüm de yapmıyor. Makyajınız nasılsa o şekilde tutuyor. O yüzden çok beğendim. Pudra kullanmayı çok sevmeyen ben. Bununla makyajımı sabitleyip gün içerisinde de akma, dökülme vesaire hiçbir şey yaşamadığım için çok beğendiğim bir makyaj sabitleme spreyi oldu. Uygun fiyatla indirime de giriyor. İndirimde de bence başarılı ürünlerden bir tanesi olduğu için değerlendirilebilir. 36 saat denemedim tabii ki ama gün içerisinde sabahtan akşama makyajımı çok iyi koruyan bir ürün oldu. Benim anlatacaklarım bunlardı. Hem cilt bakım ürünleri hem makyaj ürünlerinden bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizler bu ayki favorileriniz hangileri ise aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsine yanıt vermeye çalışıyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu video videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak videolar yayınlıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.